Çok çarpıcı bir sorunuz var. Az bir süre kaldı. Onun da üstüne konuşmak istiyorum. Bir de ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. 12. soruyu alabilir miyiz Serkan? Şimdi eğer önümüzdeki seçimde Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye sormuşsunuz. Şimdi Süleyman Soylu diyen %19.4, çok enteresan. Hulusi Akar 6.5, Devlet Bahçeli 7.5, Binali Yıldırım 7.1, Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın İHA'lar biliyorsunuz, Selçuk Bayraktar diyenler %12, Erdoğan'ın damadı ve hiçbiri diyen %33.3. Ya bunların hiçbiri olmasın diyor. Bu çok acayip bir sonuç değil mi ya? Yani aslında Selçuk Bayraktar mesela hep böyle yüksek mi çıkıyordu? Biz bu soruyu ilk kez sorduk. Bir yıl önce sorduğumuzda Selçuk Bayraktar ismini sormadık. Süleyman Soylu o zaman yüksekti. Süleyman Soylu'nun karşısında Berat Albayrak'ı koymuştuk. Berat Albayrak mıydı o zaman? Soylu muydu? Soylu'ydu yine. Hatta Berat Albayrak %12 civarında bir şey almamıştı Selçuk Bayraktar gibi. Selçuk çok daha Bayraktar azdı. Kadar almadı. Çok daha azdı. Evet, daha yanlış hatırlamıyorsam. Selçuk Bayraktar isminin bu oranlara gelmesi açıkçası bizim için sürpriz oldu. Demek ki yapılan algıları AK Parti tabanı satın alıyor. Evet evet. İktidar medyasında her gün Selçuk haberi Bayraktar, var çünkü sadece Selçuk Bayraktar. AKP değil, Selçuk Bayraktar kendisi de bir... Bir kitlesi var. Bir prototipe, bir rol modele büründü aslında. Yani bu sadece şey, ulusalcı kesimde de, milliyetçi kesimde de, özellikle askeri sanayi olunca, hele ki Ermenistan Savaşı'ndan sonra... Çok büyük bir kesim tarafından hani bir askeri yani MHP'de de alıcısı olarak. Var. Tabii her tarafta. CHP'de de alıcısı var. İyi Parti'de de alıcısı var Selçuk Bayraktar. Ki kaldı ki siyaset sahnesinde o Süleyman Soylu kadar olmayan bir insan. Ancak şunu burada dile getirmekte fayda var. Süleyman Soylu'nun halen AK Parti içerisinde çok güçlü bir figür olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Bence de daha Sedat Peker'in hala bu çıkması bile Sedat Peker'in ifşalarının üzerinden 15-16 ay geçti. Hiçbiri henüz yalanlanmamış iddiaların çoğunun odağında Süleyman Soylu var ve buna rağmen bu ülkede her 100 kişiden 20'si eğer Erdoğan olmazsa Cumhurbaşkanı'nın Süleyman Soylu olmasını istiyor. Her 100 AKP'liden 20'si. Desek daha doğru olur sanırım. Hayır, AKP'lilere sorulmadı bu soru bildiğim kadarıyla. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan olmazsa kim olsun? Herkese sorduk ama şimdi orada fikrim yok. Hiçbiri diyenler de ayırmak gerekiyor. Anladım. Buradan değerlendirdiğimizde en azından Cumhur İttifakı'nda şöyle yorumlamamızda fayda var Bengi Hanım. Cumhur İttifakı'nda Süleyman Soylu çok güçlü bir figür. Yani dolayısıyla da geçtiğimiz günlerde hepimiz biliyoruz bir istifa söylemi çıktı Süleyman Soylu'nun. Biz de ben de açıkçası oradan esinlenerek bu soruyu koyma fikri edinmiştim. Halen acaba güçlü bir figür mü? Görüyoruz ki çok güçlü bir figür. Şu anda o. En güçlü figür ama diğer yandan da Selçuk Bayraktar konusunda çok çok ciddi bir enformasyon ve benzeri şeyler sağlanmamışken çok da aslına bakarsanız medya önünde görünmeyi de sevmiyor. Görünmüyor ama İHA, İHA'nın kendi reklamı ya da kendi haberi zaten Selçuk Bayraktar'a özdeşleştiği için. Şeye baktım ben, Selçuk Bayraktar'a isteyen şeyler de var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Tabii ki. Ciddi bir kitle var orada. Yani sonuçta İYİ Parti'ye Kılıçdaroğlu biliyorsunuz. Ziyaret etti. Ben ziyaret ettim. Evet, dedi, ben destekliyorum. Teknofest'i ve benzeri ziyaretleri. CHP'de, İYİ Parti'de destek veren ciddi bir kitle de var. Bir de Selçuk Bayraktar politik bir figür olmadığı için yıpranmadı da. Hani mesela Binali Yıldırım iki tane İstanbul seçimi kaybetti. Hulusi Akar. Ülkede, şimdi Amerika'ya bilim teknoloji şeyine gidiyorsunuz ama sonuçta birisi silah sanayinin figürü, birisi İçişleri Bakanı, çete, mafya, artık her türlü ilişkilerle ikisinin birden böyle yükselmesi de yani ülke içinde hani bu da şeyi enteresan bir Bahadır şey. Bahadır Bey, ülkedeki militarizmin kadar üst düzeye çıktı. Yani televizyon dizisinden şeye kadar bir militarizasyon propagandası var ve bu alıcısı var. Bugün Erdoğan'ın söylediği lafların bir temeli buraya gider, kültürel, ideolojik temeli.
Süleyman Soylu'nun hala burada olması demek. Süleyman Soylu'nun bize göre biz mafya çete diyoruz ama o çıkıyor bir buradan. Geçmişte çattı da Mehmet Ağar da bunlar da bir kahraman figürü olarak hep anılmıştır. Neredeyse bugün onlarla eşdeğer tutacak bir kesim var Süleyman Soylu'ya. Bu tabloda beni de çok şaşırtan ve çok merakla beklediğim bir şeydi. Sayın Erdoğan ne kadar güçlü olursa olsun burada Süleyman Soylu'nun affını isteyemeyeceğini gösteriyor. Yani o istifa istese dahi affını isteyemeyecek. Çünkü Süleyman Soylu burada çok güçlü bir figür. Anladım. Dolayısıyla AK Parti içerisinde de dengelerin ne kadar nasıl söyleyeyim kılıç üstünde olduğunu derler ya. Bıçak sırtında. Evet, sağ olun. Bıçak sırtında olduğunu gösteriyor. Süleyman Soylu'yu öyle elinizin tersiyle siz itemezsiniz Sayın Erdoğan. Süleyman Soylu çok büyük bir figür. İkincisi Sayın Erdoğan'ın desteklemesine rağmen her ne kadar medya önünde olmasa da tırnak içinde Selçuk Bayraktar'ında o kadar teveccüh görmediğinde söylemekte fayda var. Evet. Peki şimdi bir en son şu dış politikayı da konuşalım isterim. Şu üçlü bir grafiğimiz vardı hani dış politikada. Şimdi dış politikayı beğeniyor musunuz diye sormuş artı bir ankete katılanlara. Orada Yunanistan, Suriye ve Rusya politikaları sorulmuş. Onu alabilir miyiz Serkan? Şimdi orada ilginci şu. Rusya'ya karşı uygulanan politikayı beğenenler %45.56. Konu Suriye olunca beğenenler %27'ye düşüyor. Yunanistan olunca yine 35.8 oluyor. Yani Rusya'ya karşı uygulanan politika çok büyük, en çok destek gören Rusya politikası diye görüyoruz. Hayır diyenler de mesela Rusya'ya politikayı %40 başarısız buluyor. Suriye %65, öbürü de %53. Suriye'yi anlayabiliyoruz. Suriye'yi anlıyoruz. Şimdi göçmenler sorunu var, Beşer Esad'la kurulmayan bir ilişki var. Orada IŞİD asker var, şehit geliyor, tabii IŞİD var. Bunu anlıyoruz. Diğer ikisine... Yani ben Yunanistan'a çok şaşırdım. Çok net şeyi söyleyeyim. Bu bizim toplumsal olarak ne kadar pragmatist bir yapıda olduğumuzu gösteriyor. Bu arada sanırım yanlışlık var. Orada 48 olması gerekiyor Rusya'nın. Hı-hı. Yanlış okuyor olabilirim. 48.56. Dolayısıyla pragmatist bir bakış açısıyla sahibiz toplumsal olarak. Rusya'da ve Ukrayna'da bir savaş var. Bu savaşın bize yansımamasını toplumsal olarak bir beğeni var burada aslına bakarsanız. Şimdi durup dururken Yunanistan'da sorun çıkarmanın bir anlamı yok diyor toplum. Ama Suriye'nin bize zararı var. Şimdi Suriye politikasında çünkü göçmenler giriyor devreye. Bu üç tabloda pragmatizmimizin en dibine vuruyoruz toplumsal olarak. Çok net. Rusya ile iyi geçinelim. Yani dış politikada beni bulaştırma diyor. Dış politikada realist aslında bir bakış. Ya benim hayatıma şey sokma diyor. Benim çok sorun güzel bir ifade kullandı. Çok realist bir durumu var. Ya da pragmatist, ben pragmatist diyorum buna. Suriye konusunda diyor ki bizi rezil ettiniz, bizi sıkıntıya düşürdünüz. Ben senin politikalarını beğenmiyorum. Şimdi baktığımızda Rusya ve Yunanistan politikası, özellikle Rusya, Cumhur İttifakı'nın aldığı toplam oyun üstünde bir beğeni söz konusu. Dolayısıyla da işte burada tahıl koridoru gaz. İşte son zamanlarda Putin'in AK Parti il başkanı gibi konuşması. Trakya'da gaz merkezi açacağız. Doğal gaz falan. Haline getireceğiz. Dolayısıyla bu toplumda etkili. Diyor ki biz böyle gidelim. Hiç öyle. Toplumun pragmatist yapısını burada çok net ortaya koyuyor. Hiç açıkçası ne araştırmacı olarak ne de sosyal bilimci olarak bu üç tabloda beni şaşırtan hiçbir şey yok. Evet. Yani araştırma sizin ama ben farklı bir yorum yapacağım izninizle. Şimdi çok kısa vaktim var. Tamam, çok kısa yapacağım. Suriye konusu gerçekten hiç şaşırtıcı değil. Bence hiçbir şaşırtıcı değil gerçekten ama ben sorunun pragmatizmden kaynaklandığını düşünmüyorum. Yunanistan'la yaşanan gerilime ikna olmamış Türkiye toplumu. Yunanistan'la savaşma
gösterisine dönüşmüş. Hani bir tür horozlanmaya dönüşmüş. Şey kimseyi ikna etmemiş. Ama Rusya'ya dönük Batı menşeli propaganda da Türkiye toplumunu ikna etmemiş diye düşünüyorum. Yani Türkiye toplumu Talı Koridoru'ndan doğrudan bir çıkar elde ettiğinin farkında mı değil mi? Elbette bunların da etkisi vardır ama sanki Batı'nın, NATO'nun, hatta Türkiye içindeki bazı siyasi güçlerin Rusya Savaşı'na ilişkin sattığı hikaye, Şubat'tan beri sattığı hikaye aslında Şubat'tan beri satın alınmıyor. Yani Türkiye toplumu Rusya-Ukrayna Savaşı'na küresel bakışa ikna olmadı diye düşünüyorum. Bu çarpıcı sonuç çünkü üçünün birleştiği bir tablo var. Türkiye'nin dış politikasını genel olarak sormuşsunuz. Orada da beğenmeyenler çoğunlukta. Doğru. Tek bir tabloda Rusya ile ilgili konuda Türkiye toplumu AKP'nin ya da Türkiye'nin dış politikasına ilişkin teveccüh gösteriyor. Rusya Savaşı. Orada da hani bir tür arabuluculuk görece savaşı durdurmaya, yavaşlatmaya dönük çaba içindeymiş gibi en azından gösteriyor kendisini AKP. Bunun Türkiye toplumunda bir karşılığı olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Evet.